Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. İlahi bir talimat. Kul. Yani memur olan burada Peygamber Aleyhisselam Allah Teala'nın talimatını olduğu gibi insanlara ulaştıracak. Kul ca'el hakku ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Hak geldi. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ زَهَقَ الْبَاطِلِ Batılın ruhu gitti. Cansız bir iskelet haline geldi. Artık bunda hayat yok. Hayat yoksa bunda hareket de yok. وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ Batıl bundan sonra bir şeyi ortaya çıkaramaz. وَمَا يُعِيدُ Bir şeyi iade de edemez. Onu geri de getiremez. Neden? Çünkü İslam gelmiştir, gündüz var, güneş geceyi neshetmiştir, batıl ortadan kaldırmıştır. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Batılın ruhu gitmiştir, batılda can ve hareket kalmayınca artık bu ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de bir şeye hayat verebilir. Eğer bugün batıl ortada varsa قُلْ جَاءَ الْحَقُّ Müslümanlar hakkın gelişini ilan edemediklerinden dolayı. Yani İslam güneşse batıl gece. Biri varsa diğeri olmayacak. O halde Müslümanlar hakkın gelişi noktasında vazifelerini yapınca وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ مَا burada nafiye. Yani batıl bir şeyi ortaya çıkaramaz. Batıl küfür. Peki toplumda algı kargaşası olur. Yani bir adamın dilinde safra hastalığı varsa ağzından şekeri alır, şekerin ona göre tat vermediği hükmü zahir olur. Der ki şekerde tat yok. Hakikatte şeker aynı şekerdir ama onun ağzında, dilinde arıza var. Şimdi Mekke toplumu Hazreti İbrahim'den sonra tarif etmişler, dini bozmuşlar. O dalaleti hakikat zannediyorlar. Hakikate dalalet hükmünü veriyorlar. Hani onlar biz humusuz diyorlardı, Kureyş, Arafat'a gidip orada vakfeye durmuyorlardı. Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Dışarıdan gelenler onlar Arafat'a gidiyorlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ buyuruyor. Yani akışı herkes Kureyş'le içinde olma şartıyla Arafat'tan başlatacaklar. Vakfe Arafat'ta olacak, oraya gidilecek. Efendimiz Aleyhisselam orada görünce hayret etmişlerdi. Dediler ki bu Kureyş'ten değil mi? Neden burada insanlarla beraber vakfe yapıyor diye. Çünkü o toplum ayarı bozulunca, vahyi kirletince, tarif edince hakikat dalalet oluyor. Dalalete hakikat diyorlar. Yani size de aynı hükmü verebilirler. Onlar sizi tanımak istemeyecekler, tanımlayacaklar. Dışarıdan bakacaklar. Diyecekler ki bu gelenekçi Müslüman. Şöyle Müslüman, biz Müslümanız kardeşim. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ Allah Teala bize Müslüman adını verdi. O ad neyi gerektiriyorsa oyuz Müslüman. مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Gelenekçi olmaz. Yani cahiliyede olduğu gibi İslam'da ne vardır? Bir hareket vardır sürekli. Müslüman Kur'an-ı Kerim'e gider, sünnete gider, oradan sürekli yenilenir. Burada da onu söylüyor. Kul ca'el hakku, hak geldi, hayat var, güneş var, İslam var. Ve ma yubdu'l batilu ve ma yu'id. Artık bundan sonra küfür bu toplumda nefes alamaz. Çünkü ruhu gitmiştir. O zaman gelenek, donan, duran bir hayat nerede? Küfürde var. Çünkü onlar Firavun'dan bu tarafa hep aynı şeyleri ta ilk asırlardan bugüne hep küfrün masalları aynıdır. Aynı masalları çıkarır, sadece onun kıyafetini değiştirmiş olur. Peki onlar Efendimiz Aleyhisselam'a bu hükmü veriyorlar. Diyorlar ki bu atalarının dinini değiştiriyor. Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla onlara cevap veriyor. قُلْ اِنْ ظَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَظِلُّ عَلَى نَفْسِهِ De ki onlara Allah'ın talimatı olarak söyle. Bunu söylerken çekinme, tebliğ et. Yani kul de artık Efendimiz Aleyhisselam'ın ihtiyarı yok. İlahi bir talimat, emir.
Yani Kaddafi öyle yapmıştı. Kur'an-ı Kerim'deki kul ifadeleri onları çıkarmıştı. Ya da işte bunlar Resulullah Aleyhisselam'a hitap ediyor diye böyle kendince yeşil bir sosyalizmaya kendince İslam rengi veren, vermeye çalışan öyle masalları vardı. O da masallarıyla beraber çekilip gitti bu dünyadan. Kul in zaleltu fe innema azillu ala nefsi. Yani bu Kur'an-ı Kerim üzerinde kimler operasyon yapma isteğinde, arzusunda olmadı ki. Biri geldi kul dedi, onu çıkar. Öteki dedi ahkam ayetleri, onları çıkar. Daha sonra onu daha meşru bir hal verelim dediler. Ahkam ayetleri dediğiniz zaman Müslümanların bir refleksiyle karşılaşırsınız. Öyle yapmayın dediler. Ne deyin? Bu ayetler tarihsel deyin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in önüne geçin. Kul in zaleltu. Eğer ben sizin iddia ettiğiniz gibi hakikatten uzaklaştıysam fe innema azillu ala nefsi. Bunun sorumluluğu bana ait. Evet, bunun hesabını ben veririm. Ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi. Hakikat üzerindeysem ve in ihtedeytu, eğer hidayetteysem, peki bu neyledir? Latla, menatla, uzayla değil, uydurulan bir dinle değil, atalar diniyle değil, gelenekle değil. Peki benim hidayetimin kaynağı, yani ve in ihtedeytu derken aynı zamanda bu ifadeyle Kur'an-ı Kerim neye hidayet diyeceksiniz? Hidayetin kaynağı, mastarı, esası ne olursa o hidayettir. فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي. Rabbimin bana vahyettiğidir benim hidayetim. Yani ancak o zaman hidayet hidayet olur. O zaman dalaletten bütünüyle irtibatını koparmış olur. O da Kur'an-ı Kerim'dir. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. O Allah Teala semi'un yakındı, işitir. Yani duayı, yakarışlarımı, yalnızlığımı, yalnızlıktaki kurduğum o dua cümlelerini işitir. Sizin bana yaptığınız bütün iftiraları, onları işitir. Yani lazım manası bunun size hesabını sorar, bana da mükafatını verir. İnnehu semi'un karibun diyeceksiniz ki, yani bu kadar alemi, bu kadar insanı Allah Azze ve Celle nasıl duyar ki? O Allah Teala insana وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Şah damarından insana daha yakındır. En yakından daha yakın. Size sizden, bana benden daha yakındır o Allah. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Yani bir o toplumda bu kadar insan işitilir mi diye bir tereddüt olursa onu gidermiş oluyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. وَلَوْ تَرَى, bir görmüş olsan, görmüş olsaydın, وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا, onların o korkuya kapıldığı anda, korktukları dirilişin başladığı an, o yaşadığı korkuyu bir görseydin, فَلَا فَوْتَ, artık kaçmak yok. Geriye dönmek yok. Dünyaya gitsek, tekrar bir de amel etsek, böyle kimsenin temennide bulunması, o temennilerin hakikate dönme imkan ihtimali yok. Fela fevte, yani kaçış yok ya da Allah Teala'nın hesaba çekmesinden insan kurtulamaz. Ve uhizu min mekanin karib, onlar derdest edildiler. Ve uhizu, melekler tarafından o diriliş başladığı zaman derdest edildiler. Nasıl? Min mekanin karib. Yani min mekanin karib, onlar o dirilişle ahiret arasında, cehennem arasındaki o alanda, o menzilde, orada derdest edildiler. Ya da dünyada eğer oradaki bir yenilgi kastediyorsak orada oldu ama ahireti bize anlatıyor bu. Mana orada daha zahir oluyor. وَلَوْ تَرَى, levin cevabı mahzuf. Hasretti Cenab-ı Hak. Neden hasretti? Çünkü kelimelerle onların yaşamış olduğu korkuyu
ifade edemezsiniz. وَلَوْ تَرَى لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظ۪يمًا Müthiş bir şey görürdün. Yani dünyada o korkuya eşdeğer başka bir korku yok. Kafirlerin o diriliş başladığı zaman kıyamete sevk edilirken yaşadıkları o hal. مِنْ مَكَانٍ قَر۪يبٍ ya da kabir. Orayı alırız. Peki وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ O zaman ne diyecekler? O korkuyu yaşadıkları zaman hakikati görecekler. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ بِهِ بِمُحَمَّدٍ Muhammed'e şimdi iman ettik. Şimdi iman ettik diyecekler. Halbuki ona Efendimiz Aleyhisselam'a dalalette olduğunu haşa söylüyorlardı. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَاَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Nasıl olur ki وَاَنَّا لَهُمْ O kafirler için, Resulullah'ı inkar edenler için اَتَّنَاوُشُ Onların iman etmeleri nasıl مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Uzak yerden, nereye? Ahirette bunlar şimdi, dünyaya orası çok uzak. Nerede iman etmeleri gerekirdi? Dünyada, teklif yerine vesi dünya. Dünyadaki imanı oraya getirmeleri gerekirdi. Şimdi bunlarınki sadece kuru bir temenni ve ortada kalacak. Bu karşılık bulmayacak. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ Peki öyle diyorlar, fiili maziyle anlatıyor. Neden fiili maziyle? Çünkü kesin öyle olacak. Allah Teala haber veriyor ezeli ilmiyle beraber. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ Peki önceden neden iman etmediler? Önceden ne yapıyordu bunlar? Önceden savaşıyorlardı o peygamberle. Önceden ona sihirbaz, önceden ona kahin, önceden ona mecnun diyorlardı. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ Bu ahirette azabı görmeden önce onlar Kur'an-ı Hakim'in hasmıydılar. Peygamberin varızlarıydılar. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ Yani kadefe yekzifu atıyorlardı. يَرْمُونَ بِالْغَيْبِ Gayb hakkında ileri geri konuşuyorlardı onlar. Yani ifadenin önüne, arkasına, sağına, soluna bakmıyorlardı. Yani böyle düşünmeden konuşulan cümleleri vardı onların gayıpla alakalı. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ Neden? Ahirete inanmayan, gücü de varsa, dünyada kimse konuştuklarının hesabını sormayacaksa mutlak bir hürriyetle bunları söyler. مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بَعِيدٍ عَنِ الْحَقِّ Haktan, doğrudan, uzak bir konum içerisinde, bir kolum içerisinde böyle Allah'ın kelamı ile alakalı, Resulullah ile alakalı onlar ileri geri konuşuyorlardı, inkar ediyorlardı ama şimdi dönsek dünyaya iman etsek diyorlar. Dönebilirler mi? Tabii bu mekanin karib, bütün bunlar hep ahiret olduğunu siyak sibak bize işaret ediyor. Dünya değil çünkü burası da وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ Onlarla وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Arzuladıkları, istedikleri şey arasına bir engel girdi. Bir perde, bir mani kondu. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ Onların benzerlerine yapıldığı gibi, onların familyasından, onların kadrosundan, onların ideolojisinden, min kablu önceden olanlara yapıldığı gibi ne yapılmıştı? Artık onlar bir daha hakikate ulaşamazlar. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Arzuladıkları şey, onların arzulamış oldukları o şey nedir? Neyi istiyorlar? Neyi arzuluyorlar? İman etmeyi. Dünyaya dönmeyi, imanlarının kabul edilmesini, kurtulmalarını, cennete girmeyi, Allah'ın rızasına, rıdvanına nail olmayı istiyorlar. Ama olur mu? Olmaz. Dönebilirler mi? Dönemez. Çünkü bitti, bu kadar. Peki bu ayetler neden var? İnsanlara diyor ki, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle. Neyle başlamıştı bu sure?
Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Hamdle başlamıştı. Yer ve göklerin sahibi. O Allah'a biz hamd ediyoruz. Öyle bir Allah ki yer ve gökte neler varsa ona ait. Dolayısıyla yer ve gök, yer ve gökteki nizamı görüyor musunuz? Bu nizam size Allah Azze ve Celle'nin varlığını hatırlatıyor, ona götürüyor mu? Götürüyor. Yani bu nizamı yaratan hesapsız insanı bırakır mı? Bunların karşılığını sormadan onu bırakır mı? Elbette bırakmaz. Eğer böyle inanıyorsanız işte ben size yarın kafirlerin ahirette yaşayacaklarını Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla anlattım. Böyle diyecekler. Dünyaya dönelim diyecekler. Fakat vahiy ile beynehum ve beyne ma yeştehun. Arada engeller olacak. Dünyaya dönemeyecekler, gidemeyecekler. İnnehum kanu fi şekkin murib. Onlar bir şüphenin içindeler ki öyle bir şüphe muribin böyle kuşku veren, sarsan, içine alan, sürekli bir taraftan üreten bir şüphenin içindeler ki fi şekkin, onun içine düşmüşler, onun esiri olmuşlar. Oradan kurtulmaları çok zor. Allah Teala ehli imanı böyle olmaktan muhafaza buyursun. Peki Fatır suresi, bir sonraki sure, Allah Azze ve Celle'nin yaratışından, eşsiz var edişinden bahsediyor. İbn Abbas rahmetullahi aleyh bu sureyle alakalı diyor ki iki tane bedevi yanıma geldiler. Onlar konuşuyorlardı. Bir kuyuyla alakalı aralarında bir niza vardı. O davayı çözmek için geldiler. Sonra biri dedi ki ene fatartuha. O zaman anladım ki fatara kelimesinin anlamı bir şeyi yapmak. Öncesi olmadan, misli olmadan, benzeri olmadan bir şey yapmak. Bunu Arap fatara kelimesiyle ifade ediyor. Fatır demek yaratıyor ama onun yaratmasının önünde bir misal, örnek, kalıp vesaire yok. Allah Teala kün feykun murad ediyor. Murad ettikten sonra yaratıyor. Bunu anlatıyor bize. Peki bu surede Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanıyla yine o topluma, insanlık alemine nasihatı var, daveti var. Yine bu surenin merkezinde vahdaniyet var, tevhid var, tevhide davet ediyor. Her şeyin merkezi o. Ahirete imana çağırıyor. Eğer ahirete iman varsa insanlar o toplumda kötülük işlerken rahat olamayacaklar. Devleti soyarken rahat olamaz, cinayet işlerken rahat olamaz. Her ne kadar güçlüysen bunun bir hesabı var, bunu düşünecekler. Bir de bu sure insanlara, Müslümanlara söylüyor ki yani şöyle düşünün, aklınız var, idrakiniz var. Bu dünyada bir kural varsa bu kural şunu gerektirmez mi? Şu adam güçlü, şuna zulmediyor. Müslümanlar var, mazlumlar var. Şimdi onların kanı heder, öldürülüyorlar, katlediliyorlar. Dünyanın vicdanı yok, ses çıkarmıyor. Peki akıl şunu gerektirmez mi? Burada bir adalet olsa, bu yapılanların hesabı olsa, en basit vicdan bile burada yapılanların bir mahkemede o zalimlere, gaddarlara karşılığının sorulmasını vicdan ister. Bir vicdan ayaklanması olur eğer o insan insaniyetini kaybetmediyse. Ya da bir ekranda izliyorsunuz şimdi, orada birisi bir mazlumu dövüyor, öldürecek şekilde dövüyor. İnsanlar da seyrediyorlarsa onlara karşı sizde bir öfke patlaması olur. Ey vicdansızlar dersiniz, yok mu insanlıktan sizde zerre kadar nasip? Neden o mazlumu o adam döverken, öldürürken, parçalarken sessiz olursunuz? İslam'da kasame var. Nedir o? Eğer bir mahallede birisini öldürdülerse, o katil de bulunamadıysa, o adamın öldürdüğü yerde oraya yakın 50 kişi çağrılır. Onlara sorulur, bu adam öldürülürken gördünüz mü, şahit oldunuz mu diye.
Onlar yemin ederler görmedik diye, sonra onun diyetini o 50 kişi öder. Peki neden İslam bunu ödetir o 50 kişiye? Yani bu şehrin vicdanı olacaksınız. Eğer sokağınızda birisi öldürülüyorsa ya emniyete haber vereceksiniz, gücünüz yetiyorsa çıkacaksınız bu cinayete, dur diyeceksiniz. Onun için o vicdan, şeriat orayı sorumlu tutar. Yani bir insan Müslüman olmasa bile ortadaki duran birisi böyle bir vahşete seyirci kalan dünyaya lanet eder. Ara ara Suriye'ye operasyon yapacaklarını söylüyorlardı, toparlanıyorlardı, dağılıyorlardı. Ne zaman toparlanmışlardı? Kimyasal gazlarla o çocukları öldürmüşlerdi Suriye'de. Onlar titreye titreye ekranlarda şehit oldular, o küçücük yavrular öldüler. Anneleri, babaları feryat ediyor. O zaman bir vicdanlarda infilak hali oldu. Batı insanlık nezdinde itibarın daha fazla kaybedince onu unutturabilmek için işte biz buradayız, operasyon hazırlığına giriyoruz dediler. Sadece oyalamak için. Yani onlar da biliyorlar ki bu tür hadiseler eğer ekranlara çok yansımış olursa o zaman itibarlarını, zaten dibe vuran itibarlarını çok fazla koruyamazlar. Bir toplumsal kıyam hali olur, iktidarlarını kaybederler diye. Böyle yaparlar, zaman zaman insanlığı oyalarlar bu tür kararlarıyla. Ya da bir şehir yıkıldıktan, bittikten sonra gider veya petrolü varsa gider. İnsanlığın vicdanına kulak verdiklerinden dolayı bunlar şimdiye kadar bir hamle yapmadılar. Peki bu sure bize şunu söylüyor işte. İnsanlar, onların içerisinde cinnet derecesinde yakın olanlar bile dünyada bu tür bir vahşet varsa, şu nizamın olduğu, ahengin olduğu dünyada bu katillere, bu zalimlere bunun hesabının sorulması gerektiğini vicdanlar anlatır. İşte orası da ahirettir. Bu sure o bilinci verecek, o şuuru verecek. Neyle başlayacak? Melekleri anlatacak. İki kanadıyla, üç kanadıyla, dört kanadıyla melekler diyecek. O melekler kainatın hükümdarı olan, sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin talimatlarını yerine getirmek için sürekli seferber oluyorlar. Her tarafta onun melekleri var. Giderler, gelirler. Peki o dünyada bu kadar bir idarede kusursuzluk varsa, fakat imtihan boyutunda orayı insanlara bırakıyor. İmtihan boyutundaki bu kusurların hesabını kainatın hükümdarı mesabesinde olan Allah Azze ve Celle, yaratan, yöneten, idare eden Cenab-ı Hak sormaz mı diyor. Ne demiştik? Halkan ve mülken ve tasarrufen. Yaratma ona ait, yönetme ona ait, mülkiyet ona ait, saltanat ona ait. Peki bu Allah Teala mülkündeki bu ahengi koyan Allah Teala bunun hesabını sormaz mı? Surenin merkezinde bu var. Yani bu Fatır suresinde Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. İşte bu işkencenin başlamış olduğu o anlar, o zamanlar oralara tekabül ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard. Ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâse ve ruba'. Yezidu fil halki ma yeşâ. Elhamdülillah. Hamd. Kime mahsus? Allah Azze ve Celle'ye. Yer ve göklerin sahibi olan Allah'a mahsus. Peki neden ona mahsus? Çünkü aleme melekleriyle, melekler vasıtasıyla bu nizamı, bu kuralı koyan Allah hamde layıktır. Bütün mahlukat ona hamd ediyor. Elhamdülillahi. Neden hamd Allah'a ait? Çünkü onun sıfatını getiriyor. Fatiris semavati vel ard. Yeri ve gökleri eşsiz yarattı. Misali olmadan yarattı. Önceden yoktu, benzeri yoktu. Yoktan bunları ortaya çıkardı. Fatiris semavati vel ardı. Ca'ilil melaiketi, yine sıfat, diğer bir sıfat. Ca'ilil melaiketi rusulen, o melekleri rasul yaptı, elçi yaptı. Kime? İlel enbiya'i.
Yani melâke-i kiramı 7 kat semanın üzerinden nereye indiriyor? Nebilere indiriyor. Nebilerle melekler arasında bir ortak iletişim alanı kurdu. İletişim alanı. Hani Efendimiz Aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman devenin üzerindeyse deve çöküyordu. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam başka bir alemin kurallarına göre yaratılan, Allah Teala'nın yeme içmeye özelliği olmayan, nurdan yaratılan melekle irtibata geçiyor. Nasıl elektrik kablosuna sen elini tuttuğun zaman çarpılıyorsun ama kuş ayaklarıyla konduğu zaman onu çarpmıyor. Çünkü onun özelliği farklı, senin özelliğin farklı. Şimdi oradan gelen bir melek var. Peygamber Aleyhisselam onunla irtibata geçiyor. O irtibat Allah Resulü Aleyhisselam'da farklı bir hal oluşturuyor. Câil melâiketi rusulen. O melekleri enbiyaya elçi yaptı. Peki nasıl melekler? Rusulen uli ecnihatin. Yani onların azametini, şeklini, suretini bize, bizim algı dünyamıza indiriyor. Yani melekler bir anda böyle ışık hızından daha hızlı mesafeleri kat ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Semada gidiyor. Semada giden ne var? Kuşları biliyorsunuz. İşte o kuşlar üzerinden bildiğimizden hareketle bize bilmediklerimizi anlatır. Şeriat budur. Cenneti bize anlatırken dünyadaki nimetlere benzediğini, oradaki meyveler üzerinden bize anlatır. Aynısı değildir tabii. Ama onun üzerinden anlatır. Neden? Bildiğinden hareketle bilmediğini insanın algı dünyasına indirir. Uli ecnihatin, bunlar kanat sahibidirler. Nasıldır? Mesna ve sülase ve ruba. İkişerli, üçerli, dörderli kanatları var. Bu kadar saydı tabii. Yani sanki ayet-i kerimenin devamından daha çok kanadı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'i gördüğünde o tasavvurda ne var? Kaç kanat vardı? 600 değil mi? 600 kanat vardı. 600. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. Allah Teala dilediği gibi yarattığı şeyde bir ziyadeliğe gidebilir. Daha fazla yaratabilir. Daha fazla kanatlı olabilir. Daha büyük olabilir. Dilediği gibi bunları yapar. Yani onu bağlayacak kural, kaide dışarıdan birilerinin onu bağlayacak kural ve kaideleri olamaz. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Olur mu dersiniz? Yani melek gelsin, peygamberle görüşsün, ona vahiy versin. Melekler dünyanın farklı yerlerinde, kainatta, onlar tasarrufta bulunsunlar, yemesinler, içmesinler. Böyle bir hayat olur mu? Nurdan varlık olur mu? Ya da dörderli kanattan daha fazla kanatlı olur mu? اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Onun her şeye kadir olduğunu sen aleme bakıp da idrak etmiyor musun? Onun şahitlerini, kudretinin şahitlerini görmüyor musun? Peki, madem ki mutlak kuvvet ve kudret Allah Azze ve Celle'de, alemde yani şöyle bir Allah yok, yaratan ve çekilen bir Allah yok. Yaratan, ama Abdülhamid kardeşim ne var? Yaratan ve yöneten bir Allah var. İdareye devam eden bir Allah Azze ve Celle var. Yaratan ve yöneten bir Allah var. O halde ondan isteyin. Rızkı ondan talep edin. Meleklerle kainatı sevkini yapan o. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Burada مَا şartiye. Hadi şöyle bakın. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ. Rahmetini açmış olsa, fethetse Cenab-ı Hak, مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ, o yağmuru açsa, onlara bol rızık verecek, bu hükümleri takdir etse, yeşerecek, onların bağları, bahçeleri, فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Peki, bunu tutabilen, engel olabilen, yağmuru hapsedebilecek var mıdır? Yoktur. فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Yani Allah Teala birisine şu kadar rızık takdir ettiyse bu rızka bütün dünya, borsalar,
ittifak etseler, hayır oraya yağmurun yağmasına engel olalım deseler, engel olabilirler mi? Olamazlar. O halde ey kulum diyor, neden bütün bu programı yapan ve yöneten Allah'a değil de insanlara gidiyorsun? مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَمَا يُمْسِكْ Eğer Allah Teala hapsederse yağmuru, ürememe kararı verirse فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ Bundan sonra onun imsak kararını tutma, hapsetme, yağmuru göndermeme kararın önüne geçecek, açacak, gönderecek, yağmuru yağdıracak var mı bir güç? Yok. Allah Azze ve Celle rahmeti tutmuş olsa, yağmuru tutsa, onu hapsetse, yağmur semadan inmese, insanlar ekmiş olsa kim bitirebilir ki? Buğdaydaki o üreme kabiliyetini alsa, o küçük tane onun içinde sanki gen mühendisleri var, o gen mühendisleri ona komut veriyorlar. Afrika'da da aynı buğdaydan yine buğday bitiyor. Asya'da da, Avrupa'da da nereye buğday ekerseniz onun içinde ilahi bir şifre var. O şifreye göre buğday her toprakta buğday oluyor. Peki bütün bunları yapan, kainatı yöneten şaşırmıyor, hiçbiri şaşırmıyor. Yani yanlış bir imalat yok dünyada, yanlış bir imalat yok. Gördüğünüz bu dünyada binlerce yıldır sabah sofralar kurulur, akşam kurulur, öğle de kurulur. Yılanlar yer, sığırlar yer, inekler yer, kuşlar yer, balıklar yer. Yani bir devlet düşünün, bir anda o devlet 100 milyonca insana yemek verebilir mi? Onlara ikramda bulunabilir mi? Bu kadar masayı nerede bulacak? Bu kadar elemanı, bu kadar ocağı onları pişirecek, dağıtacak, sevk edecek. Yapamazlar. Ama Allah'ın mülkünde وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun idare ettiği bu dünyada bütün bu mahlukat sabah yemediler mi? Öğle de yemeyecekler mi? Akşam yine bunlar rızıklarını almayacaklar mı? Peki bu programı yapan ve yöneten kim? Ondan isteyiniz işte. O melekleri sevk eden, fatır olan Allah Azze ve Celle مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ Eğer Allah Azze ve Celle وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ O Allah azizdir. Yani tutmaya da yağmuru kadirdir, göndermeye de kadirdir. Aziz, güç kuvvet sahibidir. Neye güç kuvvet getirir Cenab-ı Hak? Fethe. Yani semanın kaplarını açıp yağmuru göndermeye kadirdir. Ya da eğer bir yere ceza verecekse orada da Allah Teala o ceza ile o toplumu terbiye edecekse orada da yağmuru tutmaya kadirdir. El-Hakimu ve Hakim'dir. Yağmuru gönderirken de hikmet dairesinde gönderir, tutarken de hikmet dairesinde gönderir. Peki, madem ki melekler onun, o melekleri gönderir. Madem ki مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا Rahmetin kaplarını o açar. Açtığı zaman kimse buna engel olamaz. O halde ey insanlar, neden Rabbinizin üzerinizdeki bu nimetini hatırlamıyorsunuz? Ya eyyühen nâsü zükürû ni'metallâhi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın. Hem bunun içinde ümmeti davet var, hem ümmeti icabet var. Müslümanlar da var, İslam'a davet edilmesi gereken kafirler de var. Yani bu alemi eğer Cenab-ı Hak bir nizam dairesinde idare etmeseydi, güneş bir arıza verse donar dünya, insan donar, bütün nebatat donar, hayat bir anda biterdi. İşte bütün bunları yapan Allah değil mi? Neden onun üzerindeki nimetlerini hatırlayıp ona kulluk yapmıyorsunuz? Ni'metallahi aleykum, hel min halikin gayrullah. Min halikin, yaratıcı var mı? Gayrullahi, gayrullahi sıfat. Halik, onun sıfatı mahalline raci, mahallini esas alarak onu merfu okuyoruz. Yani Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yok. Hel min halikin,
gayrullah, kesin. Görüyorsunuz bu nizam tesadüfe yer olabilir mi? Peki hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel ard. Kendinden başka ilah olmayan o Allah Azze ve Celle size semadan rızık verir. Nasıl? Yağmur gelir. Ve fis semai rızkukum buyuruyor değil mi? Rızkınız semada. Yani ya rızık kararlarınız semada alınıyor ya da rızkınızın merkezinde yağmur var, o yağmur semadan geliyor. Ve fis semai rızkukum. Peki hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines semai vel ard. Yerden ve gökten Allah'tan başka size rızık veren var mı? Kim rızık veriyor? O size rızık veriyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Ondan başka razık. Ondan başka mabut yok. Fe enna tu'fekûn. Bütün bunlar ortadayken nasıl çevriliyorsunuz da savruluyorsunuz, hakikati görmüyorsunuz? Allah Teala dünya gözleriyle bakmış olduğumuz bu kainatı kalp gözümüzle, basiretimizle idrak etmeyi, anlamayı, o hakikat safında sırat-ı müstakimde kalmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.